Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hepsini okudun mu? Okudum. Hakikaten ne kadar da seviyormuşum Ahmet'i. Bunlara aşık bir gönülden başkası yazdıramaz insanı. Ahmet haklı tabii. O kaldığı yerden devam ediyor. Her anımızı. Bu mektupların her satırını hatırlıyor. Ama ben eski Dilruba değilim. Ne kadar da isterdim bunları yazarken hissettiklerimi şimdi de hissedebilmeyi. Biraz sabredin kızım. Birbirinizden çok şey bekliyorsunuz. Zaman her şeyin ilacı. Su akar, yolunu bulur elbet. Hatırlasam, yeniden sevsem Ahmet'i. Bunları düşününce yüreğim acıyor Şems Nur Kalfa. Korkuyorum. Belki de hiçbir zaman hatırlayamayacağım. Bu masal böyle yarım kalacak belki de. Kaderde ne yazıldıysa o olur kızım. Hatırlasan da hatırlamasan da kendine yeni bir hayat kuracaksın. Hiç unutma. Her ne olursa olsun ben hep yanında olacağım. Kendini yalnız, kimsesiz hissetme sakın. Her şey düzelecek elbet. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. İçin yanmışa benzer Ahmet kardeş. Öyle. Havalar sıcak. Bu sabaha kadar ben de aynıydım ama ferahladım artık. Suya lüzum kalmadı. Hayırdır? Ah. Anlının bulunduğundan haberin yok mu? Anla bulundu mu? Tabii. Ferhat yolda yetişmiş, konakta şimdi. Ne yalan söyleyeyim. Tek başına gidecek diye çok korktum. Neticede gideceğinden bahsedip duruyordu. Sen de bana niye söylemedin diye öyle deyince suçlu hissettim kendimi. Zaten burnumuzun dibindeki abisini de bulamadık kıza. Ama çok şükür telafi oldu. Rahatladım ben de. Demek abi kardeş kavuştular birbirlerine. Haber verdiğin için sağ ol Bilhassa. Mühim değil Ahmet, ne demek? Nihayetinde kız sana emanetti. Merak edersin diye düşündüm. Eyvallah. Hayırlı günler. Hepsini okumuş mektupların. Sahurdan sonra uyumamış belli ki. İnşallah bir şeyleri hatırlamasına vesile olur. Konuştum. Hatırlamıyorum diyor. Başka bir şey demiyor. Hay Allah. Ne olacak bu kızın hali? Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Dilruba. Ben bakarım. Kim geldi sabah sabah acaba? Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Ahmet. Bunları senin için toplamıştım. Sen çok seversin papatyaları. Sağ ol. Çok naziksin. Vaktin varsa bahçede oturalım biraz. Sahurda çalıştım. Mutfağa öğleden sonra gideceğim. Buyur. Ahmet geldi. Bahçeye geçtiler. Papatya getirmiş Dilruba'ya.
papatyanın nelere yaradığını sen anlatmıştın bana. Sade çiçek değildir. Her derde devadır bu demiştin. Bir kere de benim ellerim yara olmuştu. Papatyadan merhem yapmıştım. İyi gelmiş miydi? Senin ellerinin değdiği zehir olsa bana şifa olur Dilruba. Her şey gibi annemin öğrettiği o güzelim ilim de uçup gitti elimden. Bunları da hatırlamıyorum. Yeniden öğrenirsin. Ben sana anlatırım. Hasan'a güzel bir havadis vereyim. Biz yolculuk ederken sana bakan bir kız vardı. Anna. Hani o gün kayboldu diye haberi gelmişti. Evet. Ferhat'ın kardeşiymiş. Gülşah o gün gelmişti. Öyle bir şeyler söyledi. Ama sonra telaşla kalktı gitti. Biz de anlamamıştık ne olduğunu. Peki biz birlikte yolculuk ettiysek Ferhat nasıl tanımadı kardeşini? Çok küçükken ayrılmışlar. Bir de ben Ferhat bizi yanına alsın diye Anna'nın kardeşim olduğunu söylemiştim. O da tahmin edemedi tabii. Anladım. Hay Allah. O kadar yakınlarmış ha. Ve birbirlerini bulamadılar. Bizim gibi. Evet. Bizim gibi. Ferhat Anna'nın peşinden gidip onu bulmuş. Konaktaymış şimdi. Ferhat kardeşine kavuştu demek. Ben konağa gideyim o zaman. Hem gözünüz aydın derim hem de onları görmüş olurum. Selmet'in evine mi gideceksin yani? Onlar mevzu bahis olduğunda ne kadar da heveslisin. Ahmet, o insanlar benim için mühim. Bana kucak açtılar. Hayatımı kurtardılar. Bu kadarcık da yapmayayım mı? Sevinçlerine ortak olmayayım mı yani? Olma. Ahmet Efendi'ye söyle iki çuval daha not göndersin. Öncekilerin içinde böcek çıktı. Tamam. Bir daha da böyle şey istemiyorum. Tamam, ben onu tembihledim ama. Selamun aleyküm efendiler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Bunca yıldır aleyküm selam Sermet. Çarşıda bir sürü toptancı var. Doğru. Onlara gideriz. Hadi fırla oğlum. İş yetiştireceğiz. Hadi. Tamam. Hülasa. Ha? Ne? Ne yapıyorsun sen ahmak herif? Ne yaptım ya? Malın hilesi var mı diye bakıyordum. Onu demiyorum, aklı evvel. Bu bıçakta ne yapıyorsun ha? Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Onlar benim ailem gibi. İstediğim zaman gitmek hakkım. Onlar senin ailen değil, senin ailen biziz. Benim, Şemsunur Kalfa. Ne oluyorsunuz? Sesiniz içeri kadar geliyor. Ferhat kardeşini bulmuş. Ziyarete gideyim dedim, deliye döndü. O eve gitmek için can atıyorsun Dilruba. Aynı gayreti bize hatırlamak için göstermiyorsun ama. Ahmet. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Çıkacağım. Neden böyle yapıyorsun? Bırak gitsin. O Sermet denen adama itimadım yok. Orası sadece Sermet'in evi değil. Dilruba Ferhat'la kardeşini görmeye gidiyor. Otur. Çok üstüne gidiyorsun. Gayret ediyor. Sabaha kadar mektupları okumuş. O gayret ederken senin bu fevri tavrın Dilruba'yı senden uzaklaştırır, onlara yaklaştırır. Böyle yapma. Aksine destek ol. Onu ancak böyle kazanabilirsin yeniden. Kalfan, ben çıkıyorum. Ben de geliyorum. Ben sizi götürürüm. Lüzum yok. Dilruba. Kusura bakma. Ben birden öfkelendim. Elbette istediğin yere gitmek senin hakkın. Ben seni hatırlamak için çabalıyorum. Biliyorum. Bu bıçağın sahibini bulursak, iğnenin de sahibini buluruz.
Düşün Ferhat, düşün. Kimdir böyle bıçakları yapan? Sağ ol Ahmet. Buraya kadar zahmet ettin. Önemli değil. Hoş geldiniz efendim. Hoş Buyurun. Bulduk. Gülşah Hanım bizim yukarıda. Ne vakit döneceğimiz belli olmaz. Sen var git işinin başına. Merak etme, ben buradayım. Hoş geldiniz. Bilmez misin? Bu Daber'i öldüren iki bıçaktan biri. Sermet! O gece birini göğsünden çekip aldım ama... öbürü subaşının eline geçti. Bu bıçaklar kendilerine hastır. Belli başlı adamlar da bulunur. Eğer subaşı kokusunu alırsa... ocağımıza incir ağacı diker. Of Sermet of. Her çalıya eteğin takan hatunlara döndün. Bu gittiğin yol yol değil ha söyleyeyim. Eskiden bir iş yaparken kıl kırk yarardın. Dildurbağa aklını fikrini almış senin. Hülasa. Sus. Sus. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın Gülşah? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Safiye Hanım'dan bir haber var mı? Evvelki gün haber göndermiş. Gayet iyiyiz, merak etmeyin bizi yazmış. İyi bari. Aklım onda kaldı inan. Benim de öyle. Tam da düğün arifesinde. Nilüfer. Dilruba. Onun adı Dilruba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Dilruba. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Gel anne. Anne bu hanım bizim... Ben çarşıya gidiyorum. Bir çıkayım. Anne. Konuşmayacak mısın benimle? Nasılsın Ahmet? Geri dönmene sevindim. Ben sana yalnız olmadığını söylemiştim. Abini bulmana çok sevindim. Sağ ol. Sen nasılsın? Dilruba. Yani onunla kavuştunuz artık. Kavuştuk. Bir şeyler hatırladı mı? Yani ikiniz hakkında. Umarım hatırlar Ahmet. İnşallah anne. Müsaadenizle hemen geliyorum. Buyurun.
Sağ olsun Gülşah, çok sahipleniyor Anna'yı. Çok güzelmiş. Sağ ol. Gözün aydın. Kardeşini bulmuşsun. Sağ ol. Sağ ol. Senin de gözün aydın. Sağ ol. Sen iyi misin? Sözlüğünü buldun, aileni buldun. Şu an çok mutlu olman lazım gelir. Evet. Öyle olmam gerekir. Kahya efendi. Buyur küçük hanım. Anlının peşine düş hemen. Yanından ayrılma. Başına bir hal gelsin istemem. Hemen çıkıvereyim mi? Hadi hadi, kız gitti. Siz meraklanmayın. Ben gözümü ayırmam ondan. Hadi. Benim işim var. Sonra görüşürüz. Anna. Evde kimler var? Ferhat, Gülşah. Bir de sizinkiler işte. Sermet? Sermet yok. Çarşıya gitti. Sağ ol. O vakit ben de mutfağa gideyim. İyi git. Bana niye söylüyorsun ki? Bana müsaade. Hay Allah, Kahya'yı da şimdi gönderdim. Madem çıkacaksın, neden söylemedin? Benim Kahya'yla bir işim yok ki Gülşah. Ayağın daha iyileşmedi. Seni arabayla götürürdü gideceğin yere. Lüzum yok. Ben yürürüm, sağ ol. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Az kaldı kavuracağım. Tamam ustam, ellerine sağlık. Sağ ol. Mehmet, işin bitince ustaya yardım et. Tamam ustam. Kolay gelsin. Sağ olasın ustam. Daha ufak doğra bunları evladım. Bağış üstüne ustam. Kolay gelsin. Sağ ol ustam. Biraz daha ufak doğra evladım. Bundan büyük olmayacak. Yağlarını da sıyıracaksın doğrarken. Ustam. Söyle. Geçen gün bir misafirin gelmişti Bursa'dan. Evet. Nurullah ustam söyledi. Sen de Bursalıymışsın. Biz de Bursalıyız. Yani annem Bursalı. Şey yok ya ustam. Buyur ustam. Buna sar yaranı. Ustam, hayırdır daldın? Öyle. Aklıma bizim Emin geldi. Nişandan sonra gitmişler. Besbelli. Dayanamamış sevdiğinin nişanlanmasına. Gitmişler mi? Ustam, senin haberin yok mu? Annesiyle beraber Bursa'ya gitmişler. Yine gelin, tamam mı? Tamam. Siz de Safiye Hanım'a selamlarımı iletin. Olur, iletiriz. Hoşça kal. Güle güle.
Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Nerede bu kız? Allah! Neden takip ediyorsun beni? Dur be evladım. Benim ben Durmuş Ali. Senin ne işin var peşimde? Gülşah Hanım'ı mı yolladı beni? Göz kulak ol. Başına bir şey gelmesin. Anna'yı kolla dedi. Niye güldün öyle? Ayıp mı? Seni kollamak istemiş ya. Yok ben ona gülmedim. Yani sen beni nasıl koruyacaksın? Haline bak. Tombiklikten koşamıyorsun bile. Tombik değilim ben. Kemiklerim iri. Sen bilir misin ki ben yaylalarda namlı bir pehlivanım? Destur çek önce. Bir haya et dediğinden bakayım. Aman iyi. Bir yere gittiğim yok. Dolaşıyorum öyle. Hadi eve dön pehlivan. Ben bakarım başımın çaresine. Dönmem. Vazife verildi bana. Bak tamam. Gülşah vazife vermiş. Şimdi ben de geri dön diyorum. Olmaz. Olamaz. Mümkünü yok dönemem. Sen beni koca konağa rezil mi edeceksin? Bir vazifeyi bile yapamadı. Kıstırmış kuyruğunu dönmüş diyecekler. Yok olmaz. Ya bak. Git akşama kadar bir yerlerde dolan dinlen. Ne bileyim yap bir şeyler işte. Ya gelme peşimden. Sevmem ben böyle şeyleri. Üf. Koş pehlivan. Gözden kaybetme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ağam. Ne oldu aşağıdaki bakırcın davası? Neydi adı? Adil. Heh. Kadı hükmünü verdi. Şikayetçilerle birlikte gelirler biraz sonra. Teşhir cezası verdiler. Evet ağam. Tamam. Tamam. Dolaştırın bakalım çarşıda efendiyi. Hayırlı uğurlu olsun kardeş. Çarşımıza hoş geldin. Sağ ol. Recep efendi gitti diye üzüldük doğrusu. Yahu gittiyse kötüye mi gitti? Koca dükkan açmış diyorlar Üsküdar çarşıya. Kerem artık Üsküdar'ı birbirine katacak desenize. Çarşımız güzeldir. Küçüktür ama temizdir. Esnafı da çok iyidir. Allah razı olsun. Hepiniz öylesiniz. İhsan efendi de sağ olsun çok yardımcı oldu. Recep efendi ile görüştürdü beni. Çok uygun bir ücrete devraldım. İnşallah uzun yıllar burada bir arada oluruz. İnşallah. 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 Aziz, subaşı aşağıdaki bakırcıyı kadıya havale etmiş diye duydum. Vallahi haberim yok Selman. Dükkanı elinden gitmezse dua etsin o hilebaz. Böyleleri yüzünden ahalinin itimadı sarsıldı. Yok. Öyle deme yine de. Eğer suçlu bulunduysa da cahillikten saymak gerekir. Ya Aziz, peşin tokat veresi iltifattan iyidir. Bu dediğin kayırmak olmuyor. Allah muhafaza bir esnaf iyiliği adet haline getirirse vay çarşının haline. Doğrudur. Bugün adam akıllı. Geliyorlar. Ne olmuş bir bakalım. Hadi bakalım. Tamam, tamam. Dur. Tamam. Ey ahali, çarşı esnafı. Bu yanımızda gördüğünüz kişi aşağı çarşıda bakır işiyle uğraşan Kemaloğlu Adil kuludur. Hakkında hileli iş yapmaktan şikayet arz olundu. İş subaşından kadıya intikal etti. Suali soruldu, cezası kesildi. Hakkıyla muamele edildiği biline. Malumdur ki işine hile karıştıran esnafın cezası dükkanının kapatılmasıdır. Ancak Adil'in daha evvel böyle bir suçtan kaydı bulunmadığı için aldığı ceza 3 kademeyle şöyle müstahak görüldü.
Kemaloğlu Adil Kulu halis niyetle tövbe edecek. Adil Efendi, tövbeni bir de ahalinin önünde ikrar et. Tövbe estağfurullah. Tövbe ettim. Bir daha bu cürümü işlememeye yemin ettim. Tövbe estağfurullah. Tövbe ettim. Bir daha bu cürümü işlememeye yemin ettim. Tövbe estağfurullah. Tövbe ettim. Bir daha bu cürümü işlememeye yemin ettim. Ahali şahit misiniz? Şahidiz. Adil'in dükkanı Ramazan-ı Şerif'in sonuna kadar kapatılmıştır. Rızkı bakır ustası Aziz Efendi'nin kapısındadır. Bayrama kadar ona çıraklık edecek. Mağdur olanların kapı-kacağının ücreti de Adil tarafından karşılanacak. Bayram sabahına kadar ustası gelip Adil için bu işin ehli oldu artık derse ne ala. Gönül rahatlığıyla dükkanına gidebilirsiniz. Yok eğer aksi söylenirse kapısındaki mühür ebedidir. Aziz Efendi, Adil'i bu şartlarla çıraklığa kabul ediyor musun? Ediyorum. O halde Adil'e isminin manasını öğretmek bu vakitten sonra sana düşer. Estağfurullah. Öp ustanın elini. Dur dur. Yapma. Rızkı Allah kefildir. Pirimiz Ahi Evran Hazretleridir. Elhamdülillah. Yolumuz sırat-ı müstakim, işimiz haktır, hakikattir. Haram lokmanın hesabı verilmez. Ruzi mahşerde gölgemiz, Allah için akıttığımız alın teridir. Elhamdülillah. Ben de Adil kardeşimi misafirim olarak aldım, kabul ettim. Hadi o zaman Allah mübarek etsin. Allah utandırsın. Allah utandırsın. Eyvallah, Allah razı olsun. Allah mübarek etsin. Hadi biz de dükkanımıza gidelim. İşler bizi bekler. Hadi gel bakalım hadi kardeşim. Hadi. Hadi gidelim selam olsun. Kuş evi derler onlara. Ay ödümü patlattın. Sen gitmedin mi? Neden gideceğimişim? Vazifem seni gözetmek. Hiç duymadım böyle bir şey. Kuş evi mi yapılırmış? Yapılır ya. Evlerde de var bunlardan. Hı-hı. Bahçeye yaparsın. Pencerenin bir köşeciğine yaparsın. Gelir yerleşir kuşlar. Bizim oralarda kuşlar pek mühim değildir. Burası İstanbul güzel kızım. Burada canı olan her şeyin kıymeti vardır. Burada kuşların vakfı bile var. Bileyim mi sen? Vakıf mı? Vakıf ya. Göçmen kuşlar vakfı var. Göçmen kuşların gideceği yolu gözlemekle vazifeli insanlığa var. Hani olur da biri düşer yaralanır diye alırlar onları götürürler. Bakımını yaparlar. Uçabilecek oldu mu da salarlar gider. Ya. Yalnız insanı değil. Allah'ın yarattığı her canı korumak, kollamak Müslümanın vazifesidir. Bak bu da yakışır ona. Evet hanımım, bu da çok güzel. Ferhat hoş geldin. Geldiğini duymadık. Hoş bulduk, hoş bulduk. Anna için kumaş bakıyoruz. Düğünde giyeceği bir şeyler yaptıracağım. Sence hangisini beğenir? Bilmem. Kendisine sorsanıza. Kendisi yok. Hem ona sürpriz olsun istiyorum. Sen de düşünceni söyle. Bak. Bu renk mi daha güzel, bu renk mi? Ferhat, duymuyor musun beni? Hah, dalmışım. Bak şimdi bunun rengi çok güzel.
Ama bu kumaş da onun üzerinde güzel durur. Karar veremedim. Sahi Anna nerede? Ezan vakti oldu. Ben şuna bir bakayım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim. Sana sığındım. Ve senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Ramazan ayının yarınki günü de oruç tutmaya niyet ettim. Hadi Allah kabul etsin. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalâh. Hayy alessalâh. Kardeşim. Siz ne zaman evleneceksiniz? Annem bir dönsün de en kısa zamanda kıyacağız nikahımızı. Keşke bizim de annemiz babamız sağ olsaydı. Onlar da görseydi bu mutlu gününüzü. Takdir ilahi. Onların kaderi buymuş Anna. Bizimki de bunları yaşamak. Hem bak birbirimizi bulduk. Belki de o talihsiz olay olmasa hiç kavuşamayacaktık seninle. Nasıl bu kadar sakin olabiliyorsun? Nasıl öfkeni bastırıyorsun? Böyle olmak zorundayız Anna. Yaradan'a karşı gelemeyiz ki. O her şeyin en iyisini, en hayırlısını nasip eder. Bize de böylesi kısmetmiş. Ölüme çare bulabilen var mı? Yahu... Vaaz camide verilmiyor muydu? Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Allah razı olsun. İhsan Usta, Ahmet'i göremedik. Bilmem ki nerede. Emin Usta, sen gördün mü Ahmet'i? Yok, iftardan sonra görmedim. Teravih vakti geldi. Nereye kayboldu bu oğlan yine? Gelir İhsan Usta'm. İftarda mutfaktaydı. Belki bizim oğlanlarla beraberdir. Belki. Bugün teravihi nerede kılalım? Ben Eyüp'teki Zal Mahmut Paşa Camii'ne gidelim diyorum. Oraya gitmek hiç kısmet olmadı. Hayli de büyük bir cami. Olur. Vallahi ben de hiç gitmedim ustam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz de senden bahsediyorduk şimdi. Geç otur bakalım. Gel oğlum gel. Kardeşler. Ne yalan söyleyeyim, benim ayaklarım Zal Mahmut Paşa Camii'ne gitmek istemez. Niye ki usta? Sebepsiz değil elbet. Niyesini anlatayım. Bilirsiniz, ben Bursa'da büyüdüm. Şehzade Mustafa'nın kabri hemen üst sokağımızdaydı. Babam nerede bir zulüm görse, Şehzade Mustafa'nın ruhu şad olsun diye dua ederdi. Babama dedesi anlatmış. Mustafa Bursa'ya defnedilirken halk ağlamaktan bitap düşmüş. Öyle ağır gelmiş insanlara. Çünkü ölümü haksız bir ölümmüş. Şehzade Mustafa ki düşmana baktığında kalbi durur, dosta güldüğünde çare olurmuş. Öyle mert bir yiğitmiş. Kardeşler, zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur derler. Şeytanın bin türlü oku vardır. Hepsi de fitneye çıkar. Mahidevran Hatun şu cihana bir yiğit doğurmuş. Gelin görün ki yiğidin vadesi daha doğarken dolmuş. Şehzade Mustafa Sultan Süleyman'ın en büyük oğluydu. Hünkârı olmaya en yakın ve en layık varis de oydu. Sultanın diğer bütün evlatları Şehzade Mehmet, Cihangir, Beyazıt, Selim hep Hürrem Hatun'dandı.
Kadere bakın ki Hürrem Hatun koca dünyaya sığdıramadı Mustafa gibi bir yiğidi. Belki korktu, hünkâr olursa oğullarıma kıyar diye. Belki de kalbinde korkudan hiç eser yoktu. En doğrusunu Allah bilir. Ama şu var ki damadı Rüstem'le bir olup Mustafa'yı Sultan Süleyman'ın gözünden düşürmeyi bildiler. Şehzade Mustafa Yeniçeri'nin karşısına çıkınca asker canını verecek gibi olur. Halkın arasına karıştığı vakit ahali etrafında pervane gibi dönermiş. Kardeşleriyle buluşunca o Şehzade Cihangir, Mehmet eriyip giderlermiş. Öyle severlermiş birbirlerini. Sultan Yavuz Selim'i gören büyükler, Şehzade Mustafa'nın dedesi Yavuz Sultan Selim'e ne kadar çok benzediğini söylerlermiş. Mustafa'nın başında kara bulutların dönmesi, Şehzade Mehmet'in ölümüyle başlamış aslında. Mehmet gencecik yaşta eceliyle vefat edince, Hürrem Hatun ile damadı Rüstem Paşa, Mustafa'nın taht yolunu kesmek için kanlı bir işe girişmişler. Güya Mustafa dermiş ki, babam ihtiyarladı, gazaya dahi çıkamaz oldu. Taht gayrı bana yaraşır. Süleyman Han ilk vakitler bu dedikoduya kulak tıkamış. Mustafa öyle iş yapmaz demiş. Kardeşler, yiğidin bir hesabı olurmuş. Ama yiğit üzerinde 9 oyun kurulurmuş. Vakit geçmiş. Oyunlar içinde sıra Şehzade Mustafa'nın mührünü çalmaya gelmiş. O mührü çalan eller Mustafa'nın ağzından İran Şahı'na mektuplar düzmüş. Şah'ın cevaplarını da mektuplarla birlikte hünkâra yetiştirmişler. Hünkârım, bu Mustafa'nın niyeti niyet değil demişler. Daha ne kadar bekleyeceksin? Haine cezasını vermeyecek misin demişler. Süleyman Han ne vakit oğluna baksa babasını görürmüş zaten ya. Dedesi Beyazıt Han gibi tahttan oğlunun eliyle indirilme fikri ağrına gitmiş. Emir buyurmuş. Tez İran üstüne ordu hazırlansın. Mustafa da adamlarıyla Konya'da buyruğuma katılsın. Gitmeseydi ustam? Şehzade Mustafa'yı çok ikaz etmişler. Hünkârın kanına girdiler. Size iftira atıp aklını çeldiler. Gelin gitmeyin Konya'ya. O Şehzade Mustafa ki mert. Babası için canını verecek. Üzerine bembeyaz bir elbise giymiş. Allah bu canı bana babam eliyle verdi. Alacaksa varsın babam eliyle alsın. Bizde baba buyruğuna karşı gelecek göz mü gördünüz? Mustafa'yı kimseler ikna edememiş. Adamlarını aldığı gibi Konya'ya varmış. Şehzadenin geldiğini gören devlet erkanı ziyaretine koşmuş hemen. Rüstem Paşa hariç hiçbirinin olacaklardan haberi yokmuş. Şehzade Mustafa ecelin yanı başında bir gece konaklamış. O gece çadırına bir ok saplanmış. Okun ucunda "Baban sana kıyacak, çadıra gitme" diye yazarmış. Mustafa "o babamdır" diyerek bunu da kulak ardı etmiş. Hünkârın elini öpme vakti gelince "dem bu demdir" diyerek çadıra yürümüş. Ancak çadırın önündeki adamlar şehzadeden kılıcını istemişler. Hünkârın huzuruna kılıç ile çıkma hakkı yalnız şehzadelere mahsustur. Yiğitten kılıcını istemek canını istemeye denktir ya. Mustafa çıkarmış kınından o pak kılıcı. "Madem hünkârın emridir, alın o halde" demiş. Aha! Mustafa çadıra girdiği vakit bakmış ki ne görsün. Karşısında 7 dilsiz sağır cellat. Ellerinde yağlı ibrişim kemendi. Mustafa ceddinden almış bu huyu. Önce hayır ile nasihat etmiş. Lakin adamların duyduğu mu var? Yürümüşler Mustafa'nın üstüne. Lakin ölümü koynunda gezdiren adama cellat dayanmaz. Geleni indirmiş, geleni indirmiş. Yürümüş hünkârın bulunduğu çadıra. Hala el öpme niyetindeymiş. Tam aradaki perdeyi kaldıracakken Zal Mahmut Paşa'yı görmüş ardında. Şehzade Mustafa bu Zal Mahmut Paşa'ya vaktiyle o kadar iyilik etmiş ki elinde balta olduğunu görünce tutulup kalmış öylece. Dönememiş bile. Mahmut Ağa baltayı kaldırdığı gibi vurmuş Mustafa'nın sırtına. Mustafa yere düşünce cellatlar ayaklanmış yeniden. 3 kemendi birden sarmışlar boynuna. Mustafa feryat etmiş. Baba, oğluna neyi reva gördüler?
Baba, oğluna neyi reva gördüler? Öyle yiğide bu reva görülmez diye. Fitnenin canı çıksın. Asker Mustafa'nın hayatta olmadığını görsün de ondan umudunu kessin diye cansız bedenini çadırın önüne asmışlar. Bunu gören Hürrem Hatun'dan olma Şehzade Cihangir öyle bir figana kapılmış ki bir zaman sonra derdinden hasta düşüp can vermiş. Derler ki Süleyman Han Mustafa'nın cenazesini bizzat kendi kıldırmak için imam oldu. Ama ağlamaktan namazı kıldıramadı. Hünkâr o kadar ağlamış ki. Hüsten Paşa yanına sokulup, "Hünkârım kendinizi helak ettiniz. Yeter artık." deyince, "Konuş Rüstem, konuş. Ne devlet senin, ne evlat senin." buyurmuş. Hünkâr da olsa baba yüreği dayanmıyor işte. Mustafa babasına öyle aşk ile bağlıyken, Mustafa'ya babasının eliyle kıymışlar. İşte Şehzade Mustafa'yı öldüren Zal Mahmut Paşa'dır o camiyi yaptıran. İşte bundandır ki o caminin 17 sütunu, 15 kubbesi vardır ama ben altında kendime yer bulamam. İnsan bir ömrün hakkını vermek varken niye gidip zulme yar olur? Neden zalimlerden olur ki? Neden şu alemde aşktan nasip almak varken aşksız kalır? Şeytanın atına binip kötüye ram olur. Oysa güneş bir mızrak boyuna indiği gün kötülerin sığınacak gölgesi olmayacak.